hedefimiz var der gibi. Senin şu anda Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan ve Bayrak şu hassasiyetleri. bak onu indireceğiz. Benim görmek istemiyoruz yani. Kırmızı sigarız bu. İki vatanı satacağız. Tamam. Böyle anlamak lazım Tabii canım. diyorsun. İki Ha, anladım. hedefim var diyor. Bir bayrak kaldıracağız. İki kırmızı çizgim Tabii. var. Vatan parçalayacağız. Böyle olmaz. Tahammülüm yok diyor Allah adam. iyiliğini versin. Yani Doğru tabii. tabii, o taraftan bakınca Şimdi böyle. bak niye 15'te Örneklerine bakınca işte öyle. 15 Temmuz'da tam ülke parçalanacakken teşkilatını oturtup pomponun terlikleri gibi kanatacağız, devam edeceğiz oradan. Ona arkadaşlar bizi bilgilendiriyor dedin. Çünkü de derdin vatanla. Çünkü sen bu ülkeyi peşkeş çekmeye hazır bir adamsın. Hiç kızmayacaksın. O hani namusunu 1 dolara satmış olan FETÖ'cüler bu işgal girişimindeyken sen çıkıp da demedin ki arkadaş ben demokrasiden yanayım. Şu anda hükümet iktidarı seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Ben de onun peşindeyim. Başbakan vardı, cumhurbaşkanı vardı. Yine cumhurbaşkanı o zaman. Demedin. Teşkilatın oturdu. Biz sokaklara çıktığımızda o nöbetlerde sonra dedin ki bu bir kontrol darbeydi. Kimin lafıydı o? FETÖ'nün. FETÖ'nün uşaklığını yaptın Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün uşaklığını sen yaptın. İşte o diyor ki vatan ve bayrak. Doğru. Bayrağa tahammülün yok. Anladık onu. Bu bayrak olmayacaksın çünkü. İstemiyorsun çünkü. Böyle palavradan da AD'de Müslüm Bozkurt gelmiş ona fırça çekiyor. Şimdi mi aklınıza geldi? Yani sağdılar ki görünce mi gördünüz? Ya yemeğimiz ya. Yani hepinizde bir var böyle bir, ya enteresan bir şekilde yani. Ya bana bunları söylüyor. Hakikaten doğru söylüyorsun. Ben de onu biraz empati yaparak düşünmek lazım. Ya birisi bana bir konu bir ithamda bulunsa onun yanlış olduğunu anlatmak için önce anlatırım. Önce bir dillendiririm. Dilimle anlatmaya çalışırım. Eğer çok büyük haksızlık yapıyorsa isyan çıkartırım. Ortalığı ayağa kaldırırım. Kılıçdaroğlu ne oldu? Alkışladılar. Aynen Sakarya'da alkışlandığı gibi. Sakarya Meydan Muharebesi en kanlı çatışmaları işte bu Sakarya'da oldu. Zır cahillik. Kızmayın. Zır cahillik. Mahkeme de veremezsin. Çünkü kitaplarda yazıyor. Çünkü nutuk okumamış bu adam. Bir nutuk okusaydı, birazcık nutuğu görseydi, benim kadar okuyabilseydi en azından. Ondan sonra korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak dedi. Biliyorsun. Bak bayrak da nerede orada da var. Çünkü korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak bayraktır. Adam ağzından kaçırdı. Alçak dedi. Bunlara söylemeye hakkım var. Niye mavra yapıyorum? Niye hakkım var? Çünkü benimle dalga geçiyor bu adam. Kılıçdaroğlu benimle dalga geçmeye çalışıyor aklınca. Yanlış yapıyorsunuz. Senin bak bu. Gitti bunun cevabını veremediler. Dediler ki televizyon kanalı istemiş de Ruda bunu yapmış da bayrakta olmamıştı. CHP genel merkezden bayrak kaldırdınız. Senin derdin bayrakla doğru söylüyor. İki çizgisi var onun. O iki tane çizgiden kurtuldun mu CHP'nin göğsü başı göğe edecek. O yüzden her türlü melanetle iş tutmaya hazırlar. İstediğiniz kadar kızın. Ama bu bir gerçek. Bana bunu aksi söyleyemiyorsun. Murat'ın dediği gibi de hayır efendim PKK hain bir terör örgüttür. FETÖ'cüler alçaktır. FETÖ'cüler bu ülkeye yapılan en büyük beladır. Ben FETÖ'cü kim varsa onun en ufak bir kalıntısına dahi tahammülüm yoktur. PKK ve Kandil olan o terörist elebaşları ülkenin en büyük düşmanıdır. Onlarla iş tutmam ben. HDP sen de terörün bir parçasısın, aparatısın. Sen de iş tutmam ben demiyor adam.